Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzelliklerle açılışı yapayım dedim. Hatırlarsanız bunları fide olarak almıştım ve çok minik miniklerdi. Bakın hem boylandılar hem de bol bol çiçek açmaya başladılar. Şu güzelim daha güzel kokuyor. Buradan böyle evin arkasına dolaşılan yol var. Buradan geçerken buram buram petunya kokuyor. Rengi de zaten çok çok harika. Şunlar da bir büyüdüler. Bu arada çileklerimiz de artık olmaya başladı. Bakın daha üstünde de var. Bizim bahçemizde yerde falan olmuyor. Güneş yetersiz kalıyor. En güzel benim üst balkonumda oluyordu. Ama hepsini indirmek zorunda kaldım. O yüzden böyle açıklık bir alana buraya dizdik. Bakın bu da acemalısıydı galiba. Örtücü türü ama saksıda da böyle çok güzel duruyor. Şöyle domateslerimiz. Domateslerimiz. Bu arada bütün çiçekleri yine çıkartmak zorunda kaldım. Onu da biraz sonra anlatırım neden çıkarttığımı. Bu da salatalık. Bunları daha sonradan almıştık. Birazcık daha küçük. Bu salatalıklar böyle birazcık daha boyu uzadıktan sonra yukarıda asma var. Asmaya tutturuyoruz. Güneş de daha bol bol görüyor. Yani burayı salatalıklar seviyor. Arkadaşlar burada da bir dünya var. Hemen şunu göstereyim. Çiçekleri boşalttık çünkü böyle tezgah yapıyoruz. Daha doğrusu eşim yapıyor. Şimdi bir tanesi tamamen bitti. Şimdi geçici olarak tabii o kasaları koydum. Yoksa gölgede bırakır. Olmaz. Bir de bugün şöyle bir şey geldi başıma. Bu masayı buraya koyacağız diye. Çiçekleri böyle buraya üst üste koymuştum. En alttaki kasanın şu böyle ayağının bir tarafı kırılmış, bütün kasalar hepsi yere düşmüş. Ya sabah bir baktım seranın içi karman çormandı. Ama yani bir iki yaprak kırığı dışında bir şey yok. Şöyle bizim elimizde olan ürünleri kullandık. Ya nasıl olsa altta kalacak. Üstüne de muhtemelen bir şeyler örteceğim. Belki bu ayaklarını falan boyarım. Artık vakit bulabilirsem. Ama yerde eğilip de bakmak da zor oluyor. Hem de yerden tasarruf olacak. Mesela bu alt tarafa bir şeyler koyabileceğim. Malzeme falan, ne bileyim, en kötü toprağımı koyarım, bir şey koyarım. Altta olunca öyle bir şey olmuyor. Hem de bu sülüklerden de daha da kurtulmuş olacağım. Girmiyorlar gerçi. Tak anneciğim. Takılmıyor. Tak anneciğim hadi. Takılmıyor. Evet, yine benim kız kafamı karıştırdı. Buraya ürünleri koyduktan sonra salyangoz falan gelmedi. Zaten yerde ilaçlar da var, ne olur ne olmaz. Gelmediğini şuradan biliyorum. Gelmiş olsaydı bir sürü ölü sülükler falan olurdu. Gelmemişler. Ya zaten altında da bayağı bir betona yapışık olduğu için. Ama tabii geçebileceği noktalar da var. Çünkü zemin meyilli bir şekilde aşağıya gittiği için sera böyle tam oturmuyor. Şöyle bakın, geçebileceği yerler de var. Oraları ben aslında ilerleyen zamanda tamamen kapatacağım. Hem de şey,
şu betonu yıkadığımızda buradan böyle su süzülerek gidiyor. Hem de ondan kurtulmuş olurum. Çünkü dışarıyı güzel güzel mesela yıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yaprak pesik, su tutmadığım için burada birikmiş oluyor. En azından onlar girmesin. Öyle bir şeyler yapacağım. Bunları da buradan göstereyim. Ama yanıklar tabii ki oldu. Bakın. Yani bir iki bitkide yanıklar oldu. Şu tesbih de oldu. Ya dışarıdan göstereyim ya. Buradan çok güzel görünmüyor sanki. Bakın mesela. Hem size de fikir olsun. Çünkü soranlar vardı. Kabuklu biti nasıl ayırt edebiliriz diye. Bariz güneş yanığı oldu. Belli. Aynı şekilde mesela. Bakın dayanamamış. Hemen yaprağını kurutmuş. Çünkü bu çok açıktaydı. Ben bu tespihi şeyden soktum. Uzun saksında artık böyle aralarda falan kalmıştı. Rengi açılmış. Bakın yaprak araları açılmış. Öyle bir yerden sökümünü yaptım. Bu çok çok normal bu kadar olması. Gördüğünüz gibi bahçeyi dağıtmış durumdayız. Bunlarda bile güneş yanığı olmuş. Ve çok çok önemli değil. Bunlar zaten yapraklarını atarak büyüyecekler. Yani bitkiyi çok böyle zarar vermediği sürece, birden öldürmediği sürece çok da büyük. Bakın böyle görsel olarak bitkide sorun oluyor güneş yanığında. Mesela şu hiç zarar görmezken bu görmüş. Muhtemelen bu bitki, yani bu saksı şu tarafa doğru dışarıya dönüktü. Bu bitkilerim daha çok güneşe alışkındı. Tepeden direkt gördüğü için böyle yanmış. Bir sürü bebekleri var. Kendini kısa zamanda toparlayacaktır. Bu arada leş kaktüsler de artık uyandılar. Buradakilerden ziyade üst balkondakiler coştular. Baya baya büyüyorlar. Bitkiler, satışta olan bitkiler. Arkadaşlar şu an fiyatlarım gerçekten çok çok uygun. Uzun zamandan beri Yalova serasına gitmedim. Oradaki fiyatlar nasıl olacak, neyle karşılaşacağım? İnan bilmiyorum ama arkadaşlardan duyuyorum, gidenlerden. Baya baya her şey gibi onlar da pahalanmış. Böyle yavaş yavaş gösteriyorum çünkü ekran fotoğrafı atanlar oluyor. Hazır bu saksım meydandayken açsın diyorum kasam. Arkadaşlar, mini Bella'nın verigatesi her zaman bulunmaz, her zaman gelmez. Bunları kaçırmayın derim. Anne. Tam pink gözyaşları.
şöyle kartlar ve karşıdan da iki tane kaldı. Bugün ikisini Necla Hanım'a ayırdım. Böyle ekimini yaptım saksı ama çabucanak kuruyor. Bunda da tabi güneş yanıkları oldu. Zaten çok kötü durumda olanları ekmiştim. Toparlanan toparlansın dedim. Arkadaşlar, muhabbetim böyle kıyıları turuncu gibi çok güzel renkleniyor. Bakın. Yaramazlar da benim çiçeklerimi kırıyor. Özellikle dışarıda bıraktıysam alt kasalara giriyorlar. Şimdi dastro özleri hatırlıyorsunuzdur. Çok çok rengi açılmıştı. Bakın nasıl rengine kavuşmaya başlamışlar. Öyle arkadaşlar, videoyu artık kapatayım çünkü kesim işlemi başladı, ses olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.